yalanla Arapça konuşuyor. Yani söz yalan, cesi. Fakat onu Arapça söyleyince bu defa ne oluyor? Arapça mukaddes bir dil. Kim dedi? Kim dedi Arapçanın mukaddes bir dil olduğunu? Rum suresinin 21. ayeti gayet açık. Ve min ayatihi halqus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu Allah'ın kudretinin göstergelerindendir diyor. Nerede diyor? Rum suresinin 22. ayeti. 21 değil, 22. Rum suresi. Demek ki dillerin farklılığı, renklerin farklılığı Allah'ın kudretinin göstergelerindendir. Yani bir dil başka bir dile göre daha hayırlı, öbür dil öbürüne göre daha az hayırlı veya hayırsız değil. Yok öyle bir şey. Ama öğretiye yerleştirilmiş. Güya Peygamberimiz demiş ki, Arapları ve Arapçayı çok sevin. Sebepleri var. Nedir? Ben Arap'ım, onun için Arapları çok sevin demiş. Aynı peygamber şunu da demiş. İnna Allahe la yanzuru ila suverikum ve ecisadikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin cesetlerinize ve suretlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve o kalplerden meydana gelen davranışlarınıza bakar. İkisi de Hazreti Peygamber'in olamaz bu sözleri. Ben Arap'ım, onun için Arapları çok severim. Bunu demiş olamaz. Abi. Çünkü veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Acem'in Arap'a, Arap'ın Acem'e bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diyerek Hücurat Suresinin 13. ayetini oraya imza olarak atmış. Peygamberimizin sözleri eğer ona aitse de o sözlerin mutlaka Kur'an'dan bir referansı vardır. Mutlaka bir ayetten beslenmiştir onlar. Peygamberimiz öyle hevasından atıp tutmaz. Onun sözlerinin Kur'an referansı var. Kur'an'a aykırı konuşmaz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir söz Kur'an'a aykırıysa sözün Hazreti Peygamber'e ait olamayacağını söyleriz. Ben Arap'ım, Arapları çok severim. İki, Kur'an Arapçadır, Arapçayı çok severim. Ya Kur'an'ın Arapça olmasının sebebi Arapçanın mukaddes bir dil oluşu değil. İbrahim suresinin 4. ayeti cevabını veriyor bunun. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara gerçekleri açıklasın. Bu kadar. Eğer Arapça mukaddes bir dil olsaydı Tevrat da Arapça olurdu. İncil de, Zebur da Arapça olurdu. Ama biri Arapça, biri İbranice işte. Arapçayı çok sevin. Cennette Arapça konuşulacak. Bak işte şimdi. Adam diyor ki hocam belki cennete gideriz. Ama dil bilmiyoruz. Büyük bir dert, büyük bir sıkıntı alıyor adam. Yani cennete gitmek onun için kolay. Bir problem. Nasıl konuşacağız orada diye. Ben de ona diyorum ki sen cennete gitmene bak. Allah sana orada cennetçe bir dil öğretecektir. Merak etme. Niye bu Arapça üzerinden özellikle bir vurgu var? Bakın onun sebebi var. Onun çok önemli bir sebebi var. Nedir sebebi? Şimdi söylüyorum. Ali İmran suresinin 78. ayeti var. Bakın nasıl anlatıyor, bazı tipleri nasıl anlatıyor, nasıl deşifre ediyor bakın.